Sesli köşelerde Hakan Taner'in kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Uçuşa Geçtiysek İhtiyat Akçesi Niye Harcanıyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ...2020 yılının geçen yıla göre daha zorlu geçeceğini daha önce belirtmiştik. Uluslararası Para Fonu da daha yılın başında bir önceki tahminlerini revize ederek hedef ve beklentilerini düşürdü. IMF, gelişmiş ekonomiler için tüketici fiyat beklentisini %1,8'den %1,7'ye indirdi. Yükselen piyasalar için fiyat beklentisini de %4,8'den %4,6'ya indirdi. Global ticaret hacmi büyüme beklentisi %3,2'den %2,9'a indi. Petrol fiyatlarındaki değişim tahmini olarak %2,4'lük düşüşten %4,3'e revize edildi. Global pazarın önemli bir akaryakıt ve doğalgaz oyuncusu Rusya için gayri safi yurt içi hasıla beklentisi %1,9 olarak aynı kaldı. Gelişmekte olan ülkeler için gayri safi yurt içi hasıla beklentisi de %4,6'dan %4,4'e indirildi. Hindistan için gayri safi yurt içi hasıla beklentisi %7'den %5,8'e çekildi. Çin için tersi bir durum söz konusu. Çin'in gayri safi yurt içi hasıla hedefi de %5,8'den %6'ya yükseltildi. Bu, tüm piyasalar içerisinde istisnai bir durum olarak ele alınabilir. Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasıla beklentisi de %1,4'ten %1,3'e indirildi. Euro bölgesinin ağırlık merkezini oluşturan Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde de büyüme beklentisi %1,1 ila %1,4 arasında. Global ekonomik büyüme beklentisi ise yine %3,4'ten %3,3'e düşürüldü ki bu büyümeye en büyük katkı gelişmekte olan pazarlardan verilmekte, lakin bu ülkeler arasında maalesef Türkiye yok. Türkiye'de ekonomik gidişata bakışı ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Reel ekonomi ki buna halkın karnını doyurma, barınma ve bakım ekonomisi de diyebiliriz. Makro anlamda halkın çoğundan bağımsız bir ekonomik gerçeklik de söz konusu. Bu tarafta iktidarla beraber olanlar ekonomisi. Bu tarafta da ekonomi yöneticilerinin tabiriyle 2020 yılı Türkiye'nin şahlanma yılı olacak. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu anlamamıza yetecek bir karar var elimizde. Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplantısı basın duyurusunda Nisan ayında hesaba katılması gereken 35,2 milyar TL kar payı ve 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır deniliyor. Toplam 40,5 milyar TL ihtiyat akçesi erkenden hazineye aktarılıyor. Bu durumda Nisan ayı için elde yaklaşık 4 milyar TL kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçen yıl toplamda 81 milyar TL para aktarmıştı. Bundan böyle bütçe açıklarının kapatılması için hükümet Merkez Bankası'nın kasasına göz dikiyor. Ben bu analizi yaparken yeni öğrendiğim bir notu da buraya bırakmakta fayda görüyorum. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaklaşık 20 banka için inceleme başlatmış. Bu iş için rutin açıklaması yapılsa da buna inanan yok. Bankacılık sektöründe kamunun payı %40'lara gelmiş durumda. Devlet vergi ve benzeri bazı tahsilatları özel bankalardan aldı. Hukuk devletinden uzaklaşılması sebebiyle yabancı sermayeli bankaların ilk fırsatta Türkiye'yi terke hazırlandığı söylentileri bile var. Türk ekonomisinin niçin ve nasıl şahlandığına dönersek, ülkeyi yönetenler kendilerini ülkenin sahibi gibi görüyor. Halkı da kendilerine hizmet etmek ve bakmakla görevli memurları. Kendi ekonomisi sürekli büyüyen, her türlü imkan ve fırsat elinin altındakiler için kendi dışındaki dünyayı anlamak oldukça zor. Bu kişilerin empati yolları tamamıyla tıkanmış, vicdan kapakçıkları kapalı. Bu yüzden ekonomi şahlanıyor derken bahse konu olan kendi ekonomileri. Söyleyenler açısından bu söz doğru. Yanlış olan halkın bu sözü kendileri için söylenmiş sanarak bunun böyle olmadığını kendi yaşam gerçekleriyle izaha çalışmaları. Halk
kendilerini iktidarda tutmaya yaradığı kadar var. Türkiye ekonomisi için en önemli nokta da şudur. Hali hazırdaki tabloyu ve gidişatı, ekonomi ve toplum biliminin temelleri ve realiteyle izah etmek bizi hatalı sonuçlara götürür. Çünkü döviz borcu tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış. Yapılan bütün yatırımlar halk için yanlış. Otoyol, köprü, havalimanı, şehir hastaneleri, hatta tarihi binaların restorasyonu bile. Bu kadar yanlış yatırıma rağmen halkın çoğundan büyük teveccüh görmek ve bu ekonomiyi sürdürebilmek ne ekonomi ne de toplum bilim verileriyle açıklanabilir de ondan. Fakat ben şunu da biliyorum ki her iş kendi mecraında yürür. Ekonomide her kara delik kaynağı belirsiz bir şekilde kapatılıyorsa, er ya da geç bunun sonuçları en cahiline kadar herkesin görebileceği hale dönüşür. Her şey kendi mecrana akar diyor Hakan Taner TR724'teki köşesinde.